أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من كتاب القضاء. قضايا أريدر. قضائي. Dün adaya mı dedik? Yanlış demişiz. Kadayan, kadiyenin cemidir. Kadai mesterdir. Bugün Kitabul Kadai'nin, kadanın üçüncü dersini okuyoruz. Cünne kadi. Cünne, binai mef'üle lazım olan fiillerden biridir. Burada da dolayısıyla binai meşhur okuruz. Cünne kadin. Görevli kadi delli olursa, dellenirse. Ev uğmiye aleyhi yahut da uzun süre baygın, bayılırsa, baygın kalırsa. Ev amiye kör olursa. Körlük hükmündedir. Diyelim akras olursa, dili tuturdu, konuşamadı. Veyahut da sağır oldu, kulakları komple ne oldu? Gitti, işitme kaybına uğrarsa. Ev zehebet ehliyetu iştihadihi. Yahut kadinin iştihad ehliyeti, liyakati giderse, kayb olursa. وَضَبْتِهِ اَهْلِيَتُ الضَبْتِ giderse. O zaptının gitmesi, iştihad zaptının ehliyetin gitmesi de bir gafletin, herhangi bir gafletten dolayı adamda bir gaflet hastalığı oluştu, bir gaflet meydana geldi. Ev nisyanın yahut da nisyandan dolayı, unutkanlıktan dolayı iştihad ve daptin ehliyetini kaybederse adamda gadide unutkanlık ne oldu? Oluştu. Olabilir. Ha, cünne gadin ev uğmiye aleyhi ev amiye ev zehebet ehliyetu iştihadihi ve daptihi lem yenfuz hükmuhu. O andan itibaren kadinin hükmü geçmez. Kadinin hükmü geçersiz olur. Bir hüküm veremez, verdiği takdirde de ne olmaz? Geçerli olamaz. Niye? Sebep ne? Çünkü bu durumlarda kadi otomatikmen görevinden azır oluyor. Munazır olan bir kadi hüküm edemez, hükmü geçerli olamaz. Hatta bir babada bunlar oluşursa o babanın vilayeti kaybolur. Elinden alınır. Kadi tarika evlayla o kadalık görevi elinden alınmalıdır. Ve keza lev fussike fil essahi. Kadinin fasıklığıyla hüküm edilirse, bir kadi fasıklaşırsa, لَوْ فَسَقَ de olur, yani sare fasıken. وَيَخُوْتَ وَكَذَا لَوْ فُسِقَ فِلَسَ قَادِنِنْ فِسْقِيْلَ hüküm edilirse, es-sahe göre durum böyledir. Nedir? Hükmü geçmez, hükmü geçersiz olur ve görevinden, o kadilik görevinden munazır olur. Ama hilaf-ı es-sahe göre, kadide İmam-ül Azam'a hüküm kıyas edilerek nasıl bunlarla bir imam görevinden munazil olmaz, hükmü lav olmaz ise hilaf-ı sahih'e göre kadi de kada görevini üstlenirken adil ise sonla fasık olmayla görevinden munazil olmaz, hükmü bozulmaz. Hilaf-ı sahih'tir. Ama sahih o ki bir kadi İmam-ı Azam'a kıyas edilmez. Ne zaman fasık olursa otomatikmen
munazır olur, hükmü geçersiz olur. Peki fe inzalet hazihil ahval, bu durumlar kendiliğinden zail oldular. Lem ta'ud vilayetu fil es-sahhi. Es-sahha göre bir imamul azamın görevlendirilmesi, ikinci bir görevlendirilme olmadan onun vilayeti kendiliğinden geri dönmez. Bir kere munazır olmuş ise ikinci sefer görevin başına geçemez. Geçebilmesi için İmam-ül Azam'ın onu yeniden kadi olarak görevlendirmesi lazım, atanması lazım. Atanmazsa olmaz. Velil imam, bu ayrı bir konu. Mesele başı. Velil imami azlu kadi. İmam için kadinin azli var. İmam istediği zaman kadi azl edebilir. Ama hangi kadi? Velil imami azlu kadi zahere minhu halelun. O imam ki ondan bir halel ne olmuş? Zahir olmuş. O imam ki ondan bir sıkıntı meydana gelmiş. Ama onun inizalini, onun azır olmasını gerektirmeyen bir halerdir. Velil imami azlu kadi zahre min halerdir. Hangi haler? Kadinin inizalini gerektirmeyen haler. Niye? Kadinin inizalini gerektiren bir haler ise zaten kendiliğinden azır olmuş. İmamın azrına gerek kalmıyor. Velil imami azlu kadi zahre minhu halelun. Onun inizanı gerektirmeyen bir halel, ondan ister peyda olsun, zahar olsun, evlem yezer, ister zahir olmasın. Ama bir halel zahir olmamış ise, imam kadi azledebilir, hal hal ve hunake afdalu minhu. Orada o kadiden daha afdal biri varsa, ha onu azleder, yerine afdali neyde görevlendirir. Çünkü Müslümanların meslahati bu şekildir. Daha efdalini yerine getirmek kaydıyla hiçbir kusuru olmayan bir kadi azledebilir. Ama efdal varken mevcut kadiyi azletmek imama vacip midir? Yok. İsterse yapar, isterse yapmaz. Demek helal zahar olursa otomatikmen azledebilir. Halel zahir olmazsa, hunaki eftalun minhu ev misluhu, ondan daha eftal varsa veya onun misli varsa imam ne yapabilir? Bir halel zahir olmaksızın da onu azledebilir. Ha ev misluhu, mevcut kadinin misli olduğu için imam mevcut kadiyi azleder, hal hal ve fi azlihi, o kadinin azliğinde bihi misilden dolayı meslahatun. Diyelim ikisi aynı, mevcud kadi azledip yerine misil geçirmesinde bir meslahat varsa ne olur? O zaman kadi imam azledebilir. Ne gibi? Keteskin fitnedi. Fitne oluşmuş, herhangi bir sebepten dolayı fitne oluşmuş. İmam mevcut kadiyi görevden alır. Onun gibi şartlarından, meziyetlerinden, durumlarından onun gibi olan birini onun yerine ne eder? Görevlendirir. Oldu. Demek evlem yezher hal hal ve hunaki eftarun minhu ev mislu. Ev mislu misli için de azledebilir hal hal ve fi azlihi kadini azli bihi o misliyle meslahatun ke teskini fitnetin. Bu da meslahatın örneğidir. Bildiniz mi? Ve illa eğer azlında bir meslahat yoksa fela misil için mevcut kadının azli caiz değildir. Niye caiz değildir? O zaman boşu boşuna bir işlem yapmış oluyor. İmam bir görev, kadi görevini almış,
hiçbir meslahati gözetlemeden yerine onun gibi birini atamış. O zaman abes bir iş yapmış oluyor. Bu da imamın vakarlığına, makamına, konumuna layık değildir. Oldu. Tabi bu ve illa fela bu misl için, yoksa efzal için bu değil. Efzal için ister meslahat olsun, ister olmasın, imam onu yapabilir. Bildiniz mi? Pek meslahat olmaksızın bir kadi görevden alıp mislini yerine tayin etmek caiz değil bir imam için. Meslahat olmaksızın. Yaparsa ne olur? Diyor, lakin yenfuzul azlu filessahî. Buna rağmen imam böyle bir görevlendirme yaparsa, mevcut kadiyi azl ederse, meslahat olmaksızın onun mislini yerine tayin ederse, bu yaptığı işlem essahâ göre caizdir. Oldu mu? Ama hilaf essahâ göre caizdir. Niye? Birincide bir halel yok. Birincinin azlında bir meslahat yok. Dolayısıyla onu azil etmek, mislini yerine getirmek bu caiz değildir. Hilaf-ı Esah öyle diyor. Ama Esah'a göre imam, madem imam ise mevcut kadi görevden alıp yerine mislini tayin etmişse hiçbir meslahat olmaksızın, madem imam bunu yapmışsa geçerli. وَالْمَزَابْ اَنَّهُ قَادِ لَا يَنْعَزْلُ عَزْلُ olmaz قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ. Kadiye azıl haberi ulaşıncaya kadar azıl olmaz. Görevin başındadır. Vermiş olduğu hükümler hepsi geçerlidir. Ne zamana kadar? Ne zaman ki imamın onu azıl ettiğine dair haber ulaşırsın. وَالْمَزَابْ اَنَّوْ لَا يَنْعَزْلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ. Ama hilaf-ı mezhep yok. İmamın azl yaptığı andan itibaren azl edilmiş sayılır. O arada vermiş olduğu hükümler de geçersizdir. Ama mezhebe göre haber ulaşıncaya kadar munazil olmaz. Hükmü vermiş olduğu kadayalar hepsi nedir? Geçerlidir. Şimdi قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ. O azın haberine ulaşıncaya kadar. Mesler fâne idâf olmuş ha. خَبَرَ عَزْلِهِ onun mefudu. Yahut da قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ. Mesler bu sefer mefruna idâf olmuş. خَبَرُ fâldır. Onun azlının haberi ona ulaşıncaya kadar. İkisi de caiz. Benimki قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلِهِ. Ama قَبْلَ بُلُوغِ خَبَرِ عَزْلِهِ olsa daha iyi olurdu. Oldu. Peki وَاِذَا كَتَبَ الْاِمَامُ اِلَيْهِ. Ne zaman ki imam halife yazarsa اِلَيْهِ قَادِيَ. Ne derse mektubunda. Kadiye şöyle derse. اِذَا قَرَأَتَ كِتَابِ. Ne zaman ki sen benim bu kitabımı, bu mektubumu okursan فَاَنْتَ مَعْزُولٌ. Sen mazursun. فَقَرَأَهُ. İmam da ne etti? Okudu. Kadi de o mektup, kadiye ulaştı, okudu. اِنْ عَزَلَ. Ne olur? مُنْعَزَلَ olur. Niye? Çünkü muallaku aleyhi meydana geldi. Muallaku aleyhi neydi? Kadinin o mektubu okumasıydı. Peki kadi okumasa, böyle bakarsa, kadi o mektuba bakarsa, mutala ederse, içindeki maneleri anlarsa, telaffuz etmesi şart değil. Yine ne olur? Yine azır olur. Filessah. Ve keze inkurya aleyh filessahî. Essah'a göre yine azır olur inkurya aleyhi. Eğer onun üzerine ne olursa, onun üzerine okunursa. Yani mektup kadiye gitti, oradaki katibine veya herhangi birine diyor, hele oku bakalım imam ne diyor. O okursa, kadi dinlerse yine ne olur? Azır olur. Niye? Çünkü burada gaye kadinin kendi diliyle, telaffuzuyla o mektubu okuması değil. Gaye bu azıl haberini ona ilam etmek, ona bildirmektir.
oldum. Ama Es-Sahih'e göre hilaf, Es-Sahih'e göre hazır olmaz. Niye? Çünkü kadinin, şey imamın kullandığı lefzlerin suretine bakarız. Ne demiş? İza kare'te kitabı. Kare'te demiş, bu da okumamış. Başka biri okumuş. Hilaf-ı Es-Sahih'e göre öyle. Ama Es-Sahih bu değil. Ve yen'azilu, kadi azr oluyor. Yok. Ve yen'azilu, azr oluyor. Bi mevti, kadinin mevtiyle. Ve izalihi, kadinin munazil olmasıyla, görevinden azr olmasıyla. Kim azr oluyor? Kadinin ölümüyle, kadinin in'izaliyle. Men o kimse ki ezine izin vermiş kadi lehu ona fi şuğlin muayyen. Kadi belli bir işte birilerine izin vermiş, birilerini görevlendirmiş. Kebey'i mali meyyitin. Diyelim biri ölmüş, kadi birini görevlendirmiş demiş bunun maliyle ilgili sat. O arada kadi öldü veya kadi azil oldu. O görevlendirdiği o men ezine lehu fi şuğli muayyen, o da otomatikmen ne olur? Otomatikmen görevinden azil olur. Bildiniz mi? Vel essahu in'izalu naibihil mutlaki. Essahu ki in'izalu naibihi. Kadinin naibi munazil oluyor. Kadinin ölümüyle, kadinin inizaliyle onun mutlak naibi ne oluyor? Mutlak naibi azr oluyor. Mutlak naibi ne oluyor? Azr oluyor. Yani birine belli bir iş için yetki vermemiş. Birine demiş sen benim naibimsin, benim yardımcımsın. Böyle diyen kadi öldüğü zaman, azr olduğu zaman o naib kıldığı kişi de ne oluyor? Munazır oluyor. Ama munazır oluyor. İn lem yu'zen lehu fistihlafi. İn lem yu'zen, eğer izin verilmese. İn lem yu'zen, eğer izin verilmese. Lehu kadiye fistihlafi. Halife edinmekte, halife tutmakta imam tarafından kadiye izin verilmemiş ise, kadi kendi kafasına göre bir naip tutmuş ise, kadinin inizaliyle, kadinin mevtiyle ne oluyor? O naip de munazır oluyor. Bak velese, inizar naibihil mutlaki. Kadinin mutlak naibi, mutlak yani fişul-i muayyenle mukayyed değil. Kadinin mutlak naibinin inizali gerçekleşiyor. İnlem yüzen, eğer izin verilmemişse imam tarafından, lehu o kadiye fistihlaf. Ama eğer imam ona demişse kendine bir halife tut, imam ona izin vermiş ise, onun ölmesiyle, onun inizaliyle, onun halifesi munazır olmaz. İmam izin verdiği için sanki o naibin ataması imam yapmış gibi oluyor. Kadi yapmamış gibi oluyor. Dolayısıyla kadinin mevtiyle, inizaliyle o munazır olmaz. Ev yahut da istihlafta ona izin verilmemiş. Ev qîle lehu. Kadi imam tarafından kadiye denilmiş. İstahlif an nefsike. Halife tut kendine ama benim namıma değil, kendi namına bir halife tut. Kendi namına bir neyit? Halife tut. Ev atlaka. Yahut da mutlak demiş bir halife tut kendine, bir yardımcı tut. Ama kendi namına, ama benim namıma öyle bir şey söylemem demiş. O zaman ne olur? O zaman onun inizaliyle, onun mevtiyle naibi munazır olur. Oldu. Demek, inlem yüzen lehu fistiklafi. Ben sana izin verdim, halife tutabilirsin. Yahut da kendi nefsine, kendine bir halife tut. Yahut da halife tut böyle denilmiş ise
onun mevtiyle, onun inizaliyle ne olmaz? Yok, onun inlem yüze nefis istihlafı, eğer istihlafta ona izin verilmemişse, onun mevtiyle, inizaliyle naibi münazır olur. Yahut evkile lehu istihlif an nefsike ve etleken. Böyle denilmiş ise, o zaman onun azliyle yok. Bakın. İnlem yüzen lev fi istihlafin. Eğer istihlafta izin verilmemişse hazır olmaz. Ama imam tarafından halife tutma izni verilmiş ise onun mevtiyle, onun inizaliyle onun naibi münazil olmaz. Ha, ev qila lev istihlif an nefsike ev etlere. Kendine bir halife tut. Ya mutlak demiş kendine halife tut. O da bir halife tutmuş, onun ölümüyle, inizaliyle o halifesi ne olur? Münazır olur. Niye? Çünkü bu, evet, kim izin vermiş? İmam. Ama imam nasıl izin vermiş? Dememiş bana, benim namıma bir halife tut. Demiş, kendine bir halife tut, ya mutlak söylemiş. Mutlak da kendine tut anlamına gelir. Ama fe in kâle istahlif anni. İmam, kadiye diyor, ben izin verdim sana, sen benim namıma bir halife tut kendine, bir yardımcı tut benim namıma. Fela o zaman kadinin inizaliyle, kadinin ölümüyle ne olmaz? O naib münazır olmaz. Niye? Çünkü bu kadinin naibi, görevlendirmişi, atanmışı olmuyor. İmamın oluyor. Dolayısıyla kadinin inizali onun inizal anlamına gelmez. Bildiniz değil mi? Demek istihlafta izin verilmezse veya izin verilmişse annefsike denilmiş, ev etlaka demiş, o zaman ne olur? Onun mevtin izali, naibinin izanına yol açar. Ama imam izin şöyle vermiş, bana bir halife tut, halife kıl, o zaman fela, onun mevtiyle, izaliyle, onun naibin ne olmaz? Munazim olmaz. Oldu mu? وَلَا يَنْعَزِلُ قَادِينَ بِمَوْتِ الْاِمَامِ Diyelim imam halife vefat etti. Halifenin mevtiyle kadi azil olmaz. وَلَا نَازِرُ يَتِيمٍ Biri yetimlere bakıyor, görevli. Nazir-u yetim, yetimleri gözetleyen kişi. وَوَقْفٍ Nazir vakıf, vakıf işlerine bakan kişi. Bunlar da azil olmazlar. بِمَوْتِ قَادِينَ Kadinin neyle? Kadinin mevtiyle. Yani imamın mevtiyle kadi münazır olmaz. Kadinin mevtiyle naziru yetim, naziru vakıf ne olmaz? Hazır olmaz. Çünkü imamın naibleri değiller, görevlileridirler. Bildiniz mi? Ve la yenazilu kadin bi mevtil imami ve la naziru yetimin ve vakfin bi mevti kadin. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ اِنْعِزَالِهِ Kadî münazıl olduktan sonra, görevinden azıl olduktan sonra derse, حَكَمْتُ بِكَزَا Ben azıl olmadan önce falan şeyle hükmetmiştim. Falan şeyle ne etmiştim? Hükmetmiştim. Bak. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ بَعْدَ اِنْعِزَالِ حَكَمْتُ بِكَزَا Ben falan şeyle hükmetmişim demiş ise onun bu kavlu geçerli değil. Çünkü şu an nedir? Munazil durumundadır. Görevinden azil edildiği için, yeni bir hüküm yapamadığı için geçmiş hükümle ilgili ikrarı da kabul edilmez. Bu munazil olan kadi bir hüküm verirse kabul edilir mi? Edilmez. Öyleyse bu kadi geçmiş bir hükümle ikrar ederse onun ikrarı ne olmaz? Kabul edilmez. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ بَعْدٍ اِزَالِهِ حَكَمْتُ بِكَزَا Peki فَاِنْ شَهِدَ مَا آخَرَ بِحُكْمِهِ Bir kişiyle beraber kendi hükmüyle ilgili şehadet ediyor. Diyelim kadi, münazır olan kadi, başka bir adil kişiyle beraber şehadet ediyorlar diyorlar.
bu kadi daha görevine hazır olmadan önce Frankes'e böyle böyle bir hüküm yapmıştır. Ne olur? Lem yukbel fi alessahih. Sahihe göre bu ne olmaz? Kabul edilmez. Ha o kendisi değil de başka iki kişi şehadet etseler olur. Ama bu münazır olan kadi başka biriyle kendi hükmüyle ilgili şehadet ederse sahihe göre ne olmaz? Kabul olmaz. Niye? Çünkü kendi fiilinin nefsiyle şehadet ediyor. Bir kişinin kendi fiiliyle ilgili, kavliyle ilgili, kendi lehine bir şehadet veremez. Dolayısıyla bu hakim kendi hükmüyle ilgili şahit olamaz. Bu olamayınca ahir tek kaldı, bir şahide de hüküm yapılmaz. Oldu. Ama hilaf-ı sahih'e göre ikrarı kabul edilmez ama ahirle beraber şehadeti kabul edilir. Ev bi hükmi hakimin caizil hükmi. Bu münazır olan hakim hükmü caiz olan bir hakimin hükmüyle ne ederse, şehadet ederse kubilet, bunun şehadeti kabul edilir. Filessahih. Niye? Bu görevinden azil edilmiş. Şehadetten azil edilmemiş ki. Şehadeti geçerli değil diye bir hüküm verilmemiş ki. Demek ev bi hükmi hakimin caizil hükmi. Hükmü caiz olan bir hakimin hükmüyle şehadet ederse kubilet filessahih. Onun şehadeti kabul edilir. Başka biri varsa onunla beraber şehadet ederse kabul edilir. Ve yukbelu kavluhu kable azlihi. Bak ve yukbelu, dikkat edin, kabul edilir. Kavluhu, kadinin kavlu, kable azlihi, daha hazır edilmeden önce. Ne diyor? Diyor hakemtu bikeza. Görev başındayken ben falan şeyle hükmetmişim. Bunun kavli ne yapılır? Kabul edilir. Tamam. Hal hazır hükmü, hüküm verirse geçerli mi? Geçerli. Öyleyse geçmişte bir hüküm ile ikrarı da geçerlidir. Ben falan kes için falan şeyle falan şeyi hükmetmiştim. Onun bu ikrarını kabul ederiz. Tamam. Sen falan kese falan şeyle hüküm etmişsin. Niye? E şimdi hüküm edersen kabul değil mi? Kabul. İnşaul hüküm geçerli değil mi? Geçerli. O zaman geçmiş hükümle ilgili ikrarı da geçerlidir. Fe in kâne fi gayri mahalli vilayetihi. Bir kadi görevdedir, yalnız vilayetinin mahallinin gerisindedir. Diyelim adam Konya'nın valisi, kadisidir. Ama şu an Ankara'dadır. Orada bir hüküm verirse geçerli midir? Feke mazul. Mazul gibidir. Mazul bir kadinin hükmü neyse, nasıl hükmü geçmiyor ise, nasıl ikrarı geçmiyor ise, mahallu vilayetinde olmayan, yani görev alanının dışında olan kadi de aynı mazul kadi hükmündedir. Peki, bu da ayrı bir şey. وَلَوْ اِدَّعَ شَخْصٌ عَلَى مَعْزُولٍ. Bir şahıs, mazul bir kadi üzerine, görevinden azil edilmiş bir kadi üzerine iddia ederse, ne derse? اَنَّهُ اَخَذَ مَالَهُ. Bu kadi benim malımı almış bir rüşveti. Rüşvet, reşvet, rüşvet. İkisi de caiz ama meşhur rüşvet okuyoruz. Rüşvet ile benim malımı almış, benden rüşvet almış. Ev şehadeti abdeyni. Orada şehadetin tenvin yanlıştır. Yahut da diyor bu benim malımı iki abdın şehadetiyle almış. İki abdın, abd şahit olamaz ama bu iki abdın şehadetiyle malımı almış. Mesela iki abd şart değil. Şehadeti geçmeyen herhangi birilerinin şehadetiyle benim malımı almış derse ne yapılır? Uhdile. O mazur olan kadi çağrılır. Ve fussilet husumetuhuma, onların husumetleri çözülür. Artık normal bir vatan, biri bir vatandaş hakkında bir davada bulunursa nasıl müddai müddaa aleyhi çağrılır mahkemeye, aralarında tefsil fesil yapılır ise
bu mazul kadi hakkında birinin böyle bir iddiası varsa o mazul kadi çağrılır normal bir vatandaş gibi mahkeme ikisi çıkarırlar. Aralarındaki hüküm ne ise şer'a göre, fıkha göre çözülür. Hakim onların arasındaki hükmü çözer. Peki ve in kâle hakeme bi abdeyni. O şahıs diyor kadi iki abd ile hüküm etmiş. Yani iki abdın şahadetiyle hükmetmiş, bana zulmetmiş. Ama velem yezkur male. Demiyor benim malımı falan yedi. Sadece diyor mazul kadi benim aleyhime iki abdla hükmetmiş. Uhdire yine ne yapılır? Yani bir abdin diyor iki abd şart değil. Yani şehadetleri geçmeyen iki kişiyle hükmetmiş derse velem yezkur malen uhdire. O kadı yine çağırırlar. Aradaki fesl yapılır. Ve kîle la. Bir kile göre yok. O mazur kadı kendini savunmak için mahkemeye çağrılmaz. Niye? Her ne kadar mazur ise bu kadilik yapmış biri konumu olan, mertebesi olan biridir. Hemen belki bir fasıkın iftirasıyla onu mahkemeye çağırsak o fasıkla, o münafıkla karşı karşıya getirmek belki onun için ne olur? Onur kırıcı olabilir. İle onun için diyor o ile la. Ne yapılmaz? Çağırılmaz. Ya ne yapılır? Çağırılmaz ne yapılır? وَقِلَ اللّٰهَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِدَعْوَهُ O davacı kişi, mazul kadi hakkında dava eden kişi, davasıyla ilgili beyineti, şahitleri ikamet etmeyinceye kadar o kadi çağırmaz. Mazul kadi, iki abdullah hükmetmiş diyorsun, şahitlerini getir. Şahitleri getirmediyse, getirmediği sürece biz o mazul kadiyi çağırmaz. Ne zaman beyinetini getirirse, şahitlerini getirirse o zaman çağırırız. Ha fe in uhdire, çağrılmaz. Fe in uhdire, diyelim çağrıldı. Normalde çağrılmaz. Ama çağrıldığı takdirde suddike. Tesdik edilir. Bila yemin fil es-sahih. Es-sahih göre yeminsiz tesdik edilir. Halbuki kural budur. Muddai beyinet getirecek. Beyinet getirmeyince mudda aleyhi yemin edecek ki kazanacak. Burada mudda aleyhi mazul bir kadi, eski bir kadi olması hasebiyle muddainin şahitleri yok ise o mazul kadi inkar ederse yeminsiz ne ederiz? Onu tesdikleriz. Oldun. Demek tekrar ediyorum. وَقِلَ اللّٰهَ حَتَّى يُقِمَ بَيِّنَةً بِالدَّعْوَاهُ فَاِنْ اُحْدِرَ وَاَنْكَرَ سُدِّقَ بِلَا يَمِنْ فِي الْاَسْسَحِ Ama قُلْتُ اَلَا السَّحْ بِيَمِنْ وَاللّٰهَ İmam Nevi diyor, her ne kadar eskiden kadidi, şu an mazuldür, sırada bir vatandaştır. Muddainin beyineti olmayınca muddaa aleyhiye yemin gerektiği gibi bu mazul kadi de burada muddaa aleyhidir. Yeminiyle onu tesdik ederiz. Yemin etmediği sürece ne etmeyiz? Takdir etmeyiz. Oldu. Demek velem yeskü malen uhdire ve kilella uhdire birinci göre ve kilella hatta yuqime beynet bir dava. Fein uhdire her iki meselede ihdar edilirse birincisine göre mecbur. Kilaya göre mecburiyeti yoktu ama ihdar edildiğini kabul edersek suddiqe bile yemini filasa kutu ala sahhu bi yemini vallahu ala. Velev iddu'iyye ala kadin cevru. Eğer bir kadi daha görevinin başındayken velev iddu'iyye yani ala kadin cevru. Bir zulüm bir kadine hüküm edilirse fi hükmün herhangi bir hükümde. Lem yusma zalike. Lem yusma işitilmez, kabul edilmez,
Zalike o iddia. Adam diyor kadı bana zulüm yapmış. Şahitlerin var mı? Yok. Dinlemeyiz. Herkes gelsin kadı zulüm yapmış diye kadıyı şikayet etsin. Biz de kadının o şikayeti nazar itibara alalım. İmam 2'de bir onu mahkemeye ifadeyi çağırsa o zaman bu işler yürünmez. Oldum. وَلَوِدُّ اِيَ عَلَى قَادٍ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ يُسْمَى ذَٰلِكَ وَيُشْتَرَتُ بَيِّنَةٌ Beyyinet şart. Kadi cevr mi yapmış? Şahitlerini get. Şahit yok. Yoksa git. Senin şikayetin nezer itibara alınmaz. Pek ve in lem teteallak bi hükmihi. Ve in lem teteallak bi hükmihi. O hüküm, yani o dava edilen şey onun hükmüyle ilgili değildir. Yani bu hüküm yaparken zulüm yapmış demiyor. Bak ve in lem teteallak, eğer o herhangi bir vatandaşın davası taalluk etmese bir hükmü. Hakimin hükmüyle değil. Adamın hakim hakkında bir davası var herhangi bir iş için. Kadının hükmüyle alakalı değil. Ne olacak? Bu vatandaş ile bu kadı arasındaki hükmü kim çözer? Kendisi kadidir. Kendisi mi çözer? Olmaz. Hakeme beynehuma halifetuhu. Bu mevcut kadının halifesi, yardımcısı kimse o hüküm yapar. Ev gayruhu yahut da gayrisi veyahut da başka bir şehrin kadisi yapar. Veyahut da başka bir alim bu işi beceren biri yapar. Ve lem teteallak, o dava taalluk etmese, teteallak muennesse davaya gidiyor. Bir hükmühi, kadın hükmüyle o dava alakalı olmasa, hakeme beynehuma halifetuhu. Ya halifesi hükmeder, ev gayru, halifen gayrisi. Halifen gayrisi başka bir beldenin kadisi de olabilir. Veyahut da normal bir vatandaş, bir ilim ehli biri hangisini kabul ederler hakem olarak o yapar. Bir kadi kendiyle kendisine davacı olan kişinin arasında hüküm yapamaz. Yeter mi? Faslun liyektubul imam yeter. Nefakullahu nefakullahu